Merhaba arkadaşlar, Mustafa Anatomisi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tekrardan iki çeşit meze tarifi vereceğim arkadaşlar. Bir önceki verdiğim mezeler çok beğenilmişti. Tekrar tarif isteyenler olmuş. Bugün sizlerle arkadaşlar patlıcanlı ve patatesli meze çeşitlerimiz olacak. Patatesli toplar yapacağız. Dilerseniz yapımına geçelim arkadaşlar. Şöyle ben patateslerimi soydum. 5 adet patatesimiz var arkadaşlar. Şöyle tencereyi alalım. Soymuş olduğumuz patatesleri önce ikiye, sonra şöyle küçültelim arkadaşlar. Soyarak yapmanız arkadaşa daha bir pratik olacaktır. Patateslerimizin üzerine kaynar su bırakalım. Patateslerin üzerine geçecek şekilde arkadaşlar. Üzerine bir çay kaşığı kadarıyla tuz ekleyip ocağa alalım ve haşlanmaya bırakalım. Arkadaşlar patateslerimiz haşlana dursun. Bir yandan da patlıcanlarımızı hazırlayalım. Şöyle patlıcanlarımızı saplarından ayırıyoruz. Patlıcanlarımızı 200 dereceye fırına atalım arkadaşlar. Yaklaşık 200 derecede 30 dakika pişmesi yeterli olacaktır. Bu arada size ufak bir bilgi de vereyim. Arkadaşlar patlıcanları soyup böyle pişirme kağıdının içerisine bırakıp kenarlarını kapatıp öyle de deneyebilirsiniz. Ben hemen böyle yapacağım. Evet arkadaşlar, patateslerimiz haşlandı. Şöyle patateslerimizi ezelim. Bu arada kanalıma yeni gelen arkadaşlar, videolarımı beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi patateslerimizi bir güzel ezdik. İçerisine şöyle bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı kadarıyla karabiber, pardon. Bir çay kaşığı kadarıyla kırmızı pul biber. Ve arkadaşlar bir yemek kaşığı tereyağı. Ve 150 gram. Şöyle 150 gram kadar da arkadaşlar kaşar peynirimiz var. İlave edelim. Şöyle bir güzel önce karıştıralım. Şöyle malzemelerimizi arkadaşlar, baharatlarımızı özleşene kadar karıştırmaya devam edelim. Baharatları azaltabilir veya çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Damak tadınıza bırakıyorum. Karıştırıyoruz. Şöyle size göstereyim arkadaşlar. Kıvam olarak bu kadar olması yeterli. Tereyağımız, kaşar peynirimiz iyice eridi içerisinde. Ve patates topları yapmaya başlayalım. Evet arkadaşlar, bir kasenin içerisine birazcık sıvı yağ alalım. Şöyle hafiften ellerimizi yağlayalım ki patatesler ellerimize yapışmasın arkadaşlar. Ceviz büyüklüğünde patateslerimizi alalım. Küçük toplar yapalım.
arkadaşlar bu büyüklükte olması yeterli olacaktır. Şöyle güzelce toplarımızı hazırlamaya devam edelim. Evet arkadaşlar, toplarımızı birazcık yaptık. Sizler için örneği göstereceğim. Şöyle arkadaşlar, o sırada bir adet havucumuzu rendeledik. Arkadaşlar büyük gözüyle değil, ondan bir küçük gözüyle yapmanızı tercih ederim. Şöyle biraz maydanoz ince kıydım. Kırmızı pul biber ve susam tercih ettim ben arkadaşlar. Şöyle alalım patatesimizi, tekrardan elimizden götürüp getirelim. Ve şöyle arkadaşlar, ilk önce susamın içine batıralım. Getirip götürmeniz yeterli olacaktır. Zaten kendiliğinden şekil almış olacak arkadaşlar. Şöyle. Tekrardan aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Almış olduğumuz patatesi bu sefer kırmızı pul biber batırıyoruz. Şöyle sunum tabağına alalım. Maydanozu da batıralım arkadaşlar. Ve havucumuza da batıralım arkadaşlar. Şöyle havuç toplarımız da oldu. İşlem bitene kadar aynısını yapalım arkadaşlar. Şöyle havuçlu toplarımızı da bırakalım. Tekrardan aynı işlemleri batırıp çıkaralım. Evet arkadaşlar, şöyle sizlere göstereyim. Patatesli toplarımız hazır arkadaşlar. Ben şöyle yaptım sunum olarak. Patlıcanlarımız da pişti arkadaşlar. Sıra patlıcanlara geldi. Evet arkadaşlar, patlıcanlarımızı soydum. Şöyle patlıcanlarımızı doğrayalım. İnce ince. Evet arkadaşlar, şöyle bir kabın içerisine 2 yemek kaşığı kadarıyla süzme yoğurdumuzu ekleyelim. 1 yemek kaşığı mayonez. Evet, şöyle göstereyim sizlere. 1 yemek kaşığı mayonezimizi ekleyelim. 1 diş sarımsak arkadaşlar. Rendelenmiş. 1 tutam karabiber ve 1 çay kaşığı kadarıyla tuz. İyice karıştıralım. Şöyle patlıcanlarımızı ilave edelim arkadaşlar. Tekrardan karıştırıyoruz. Buraya kadar gelen arkadaşlar, hala abone olmadıysanız videolarımı
izleyip abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar, oldukça tadı mükemmel ve bir o kadar basit bir meze. Şimdi hepsini tabağımıza alalım. Şimdi tabağımızı ve arkadaşlar ben böyle bir yemek kaşığı kadarıyla tereyağı erittim. İçerisine pul biber bıraktım. Onun üzerine sunum olarak gezdireceğim. Şöyle üzerine eritmiş olduğumuz tereyağı ve kırmızı üzerine dökelim. Ve ince kıyılmış maydanozlarla da arkadaşlar şöyle süsleyebilirsiniz. Deneyin arkadaşlarıma, afiyet olsun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Şöyle size de göstereyim arkadaşlar iki mezemizi de. Mezelerimiz hazır arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.